duayenlerde barakatından hizmet kalıp bana şu duaların barakatını olsa gerek ki bugün ülkelik hizmeti deyen var da onu durmuyoruz. Aslında hizmetini avvaliden bu masikli kere özümüzde kavun birinci çubaşı duaları alışıp gelirdi. Lakin shu hech rejamizga to'g'ri keltira olmadik. Safarlar ustiga safarlar bo'ldi, boshqa masalalar bo'ldi. Masjidga kelib siz azizlar bilan bir ko'rishib, duo olish bir oz ta'xir qilinib turiladi. Kecha bir niyat qildik. Alloh haqq subhanahu va taoladan so'radikki shu Oqtepa masjidiga borsak, shu yerda mana shu minbarda turib imomlik qilgan edik, xalqning xizmatini, duosini olgan edik. Shuning uchun bir jumani shu yerda o'qiy deb niyat qildim. Vaqtida kela olmay qolganligimiz, bir oz ta'xir qilgan kamchiligimizni, nuqsonimizni yuvishlik uchun shayx hazratlarini birga olib keldim. Kecha iltimos qildik shayximga birga boraylik. O'sha joyda bir imomlikka o'tib, Qur'on o'qib, duo qilib bersinlar dedim. Qadamlariga hasanot, mana kelib o'tiribdilar. Inshaalloh, men o'ylaymanki, bugungi jumamiz va juma namozimiz kutganimizdan da ziyoda bo'lishligini, maqbul bo'lishligini Alloh nasib qiladi inshaalloh. Muhtaram azizlar, biz bugun siz azizlar bilan juma mavizamizdan oldingi mana shu xutbamizda muhim bir masala xususida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz poklik, tahorat xususida bo'ladi. Bu eng muhim masalalardan deyotganimiz shundan iboratki, tahorat payg'ambarimiz alayhisolat va sallam aytganlaridek, bu iymonning yarimi. Shatrul iymon dedilar-da. Yoki bo'lmasa Alloh taolo pok va poklikni yaxshi ko'radi deb marhamat qilganlar. Innalloha nadifun yuhibbun nadofa. Alloh o'zi pok va poklikni yaxshi ko'radi. Mu'min banda pok bo'lishligi lozim. Har bir ibodat uchun poklik talab qilinadi. Ammo mana shu poklik aslida ikki qismda sizlar. Bu birinchi poklik bu botiniy poklik. İnsonning qalbini pok bo'lishlik. İkincisi bu jismoniy a'zolarimizning pok bo'lishlik. Her ikkisiga ham e'tibor qaratmoq kerak. Zero jismimizni, a'zolarimizni pok ushlasak-da, ammo qalbimiz poklanmasa, bu poklik emas. Chunki qalbning kirligi, qalbning qoraligi bu ustimizdagi go'zallikni ketkizib turadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytadilar, inson deydi, bir gunoh qilsa qalbiga bitta qora nuqta joylanib qolar ekan. Bitta gunoh qilganda bitta nuqta tushar ekan. Nuqta savdo deydilar. Mana shunday bir nuqta qoralik paydo bo'lar ekan. Yana bitta gunoh qilsa ikkinchi shunaqa bo'lib qoralik kattalashib borar ekan. Gunohga bemalol bo'lib qolgandan keyin oxiri o'sha qoralik katta bo'lib katta bo'lib tamomila qalbni egallab olar ekan. Qalbi qorayib qolgandan keyin haligi gapni gapirishni boshlar ekan. Men namoz o'qimasam ham qalbim pokiza deyishdi. O'zi aslida qorayib bo'lgandan chiqar ekan bu gap. Chunki namozxon ibodatli, taqvoli odam qalbimda bitta nuqta bor deb qo'rqib turadi doim. Ammo qalb to'la qora bo'lib egallab olgandan keyin undan endi qo'rquv ham ketib qoladi. Ko'zidan yosh ham ketib qoladi. Qalbi qorayib ketgan odamning ko'zi yoshlanmay qoladi. Bu musibat chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning duolari bor. Allohim ko'zimni yoshlanmay qoladigan ko'z qilib qo'ymagin degan ma'noda duolari bor. O'shuning uchun qalbni musaffo bo'lishligi juda ham muhim masala.
Endi bu kalbini tozalab turish kerak. Kalbini yuvib turish kerak. Xuddi jismni, libosni tozalagani kabi kalbini ham poklab turish kerak. Kalbni nima yuvadi? Eng birinchi sajda. Sajda qilgan sarimiz qalbimiz oqarib boradi. Zikr, duolar, tilovati Qur'on, taqvo. Mana shunday narsalar inshaalloh qalbni oqartirib boradi. Va qalb poklashib boradi. Qalbni kir qiladigan narsalar bu kibr, shirk albatta, manmanlik va boshqa illatlar borki bu alohida bir mavzu. Biz hozir o'sha qalblar kasalligi haqida bir mavzular tayyorlab turibmiz. Inshaalloh bir turkum suhbat qilmoqchimiz. Qalb kasallari va uning shifosi ma'nosida. Inshaalloh mana shu turkum suhbatlarga o'z tayyorlanib turibman. Biz hozir har kuni ijtimoiy muammolar va ularning muolajasi haqida suhbat yurgizyapmiz. Mana shu turkum suhbatlarimizdan keyin qalb kasalligi va uning shifosi xususida inshaalloh suhbat qilamiz. Bugun endi mavzuimiz u bo'lmasa-da, poklik haqida gapirganim uchun mana aytib o'tmoqchiman. Albatta, qalbni poklab borishligi lozim bo'ladi. Ammo bugun sizlar bilan asosiy pokliklardan bittasi bugun demak o'sha tahorat. Biz tahorat deganda vududu tushunamiz-da. Biz xalqimiz o'sha namozga olinadigan vudu deydi arablar. Buni biz o'shini tahorat deb bilamiz. Asli tahorat bu poklik degan ma'noni beradi. Umumiy poklik. Pok bo'lishlikni belgisi insonni najosdan, hadasdan pok bo'lib yurishligi. Vudu esa bizning tilimizdagi tahorat esa bu ibodat uchun harakat, doim tahoratli bo'lishlik talab qilinadi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah. İnna Allaha yuhibbu at-tawwabin va yuhibbu al-mutatahhirin." Shunday mi shayxim? Qur'onda mana shu oyat bor. Albatta Alloh taolo tavba qiluvchilarni, ko'p tavba qiluvchilarni va poklanib yuruvchilarni, pok insonlarni yaxshi ko'radi. Tawwabin deganda bu oddiy tavba emas, o'sha fa'al fe'lidan o'zagidan olingan bo'lib, ko'p tavba qiluvchi. Roza ko'p tavba qilaveradi. Nima qilsa tavba qiladigan odam. Va pokiza insonlar. Pok bo'lib yurganlarni Alloh yaxshi ko'rarkan. Shuning uchun biz tahoratimizga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Tahorat bu namozning kaliti. Namoz jannatning kaliti. Albatta inson doim tahoratda bo'lishligi bu insonni ibodatga tayyor turishlik. Biz ba'zan oddiy yana ko'ringan narsalarga ham Alloh bergan imkoniyatni bilmaymiz ekanda. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, kim tahorat olsa, tahoratini chiroyli qilsa va tahorat olib bo'lgandan keyin osmonga qarab ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desa, Allohumma ni tavba qiluvchilardan qilgin va mutatahhirlardan qilgin deb duo qilsa, jannatning 8 ta eshigini xohlaganidan kirib oladi degan ekanlar. Qanchalik oson narsa. Lekin shayton bizni shunaqa ham vasvasa qiladiki, shu tahorat olayotganda shuni esdan chiqaradi. Tahoratni shoshilib olamiz. Juda ham shoshilamiz. Va tahoratni oldida shuning uchun boshqa so'zlarni gapirmasdan, bun bilan faqatgina mashg'ul bo'lishimiz kerakki, ana tahorat olgandan keyin o'sha duoni aytaylik. Hammamiz biladigan duo. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q. Buni hammamiz aytamiz. Payg'ambarimiz alayhi salomni eslaymiz. Va buning uchun tahoratni mukammal qilish kerak. Uning chiroyli qilishligini tavsiya qildilar payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam. Bir hadislarda aytadilarki, Miroj Isro voqeasida jannatga chiqqanlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Shuning uchun tushganlarda aytdilarki, "Men jannatda kirsam" dedilar, "bir mayin bir ovoz eshitdim. Bir ovoz eshitdim. Bir
qadam ovozi, kavush ovoziga o'xshagan bir ovoz eshitdim. Shunda Jibroil alayhissalomdan so'radim dedi. Bu qanaqa ovoz degan edim? Bilol ibn Habash radhiyallohu anhuning oyoqlari ovozi, Bilolning ovozi deb aytdi. Rasulimiz alayhissalom ta'jub qildilar. Hazrati Bilol chaqirib aytdilarki, "Men deyapti jannatga kirsam, mendan oldin sana ovozingni eshitdim." Oyog'ini nima seni bunchalik maqomga yuksak qildi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu aytdilarki, "Bilmayman, hamma qiladigan ishni qilaman, namozimni o'qiyman, ibodatimni qilaman," dedilar. Va orqasidan aytdilarki, "Men qachon tahorat olsam, albatta 2 rakat namoz o'qiyman va doim tahoratim ketdi, tahoratda yuraman," dedilar. Yana bir boshqa rivoyatda, "Qachon azon aytsam 2 rakat namoz o'qiyman," degan joylari ham bor. 2 rakat namoz o'qiyman. Qachon tahoratim ketsa, tahorat qilaman va 2 rakat namoz o'qiyman. Ha, mana shu narsa sabab bu yerga olib kirdi, dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Demak, o'sha tahorat oldimi, darhol namozini o'qib pok bo'lib yurishligi. Inson doim tahorat bilan yurishligi uni rizqini keng qiladi. Uni doim ibodatga tayyor qiladi. Shuning uchun albatta tahoratga e'tibor berish kerak. Ammo hozir yoshlarimiz namozxon bo'lib ko'payapti, farzandlarimiz namozxon bo'lyapti, lekin ko'pchiligimiz mana shu tahoratga yaxshi e'tibor bermay qolamiz. Tahoratni nuqsonli bo'lishligi imomga ham ta'siri bor. Chunki bu voqea bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bir marta imomlikka o'tayotganlarida bir oyatni kelmay qolgan. Qayta-qayta shuni kelganda keyin aytganlar, kimnidir ichimizda tahorati yo'q, nuqsonlik edi, u menga ta'sir qildi deganlar. Bu voqea bor. Endi qarangki, u yerda turganlar sahobalar edi. Ba'zan menga aytib qolishadiki, tarovihlarda bizni dedi imomlikka o'tayotgan qorakamiz juda ko'p adashyapti-da, boshqa qori berishsiz bo'lar ekan. Men aytaman, yo'q, siz tahoratingizni yaxshi qiling. Qorini ayblamang, tahoratingizni yaxshi qiling. Kelayotganlarning qaysi birini bilyapmizki, tahorati chiroyli kelyapti. Buni ta'siri bor. Tahoratni chiroyli qilishni o'rgatish kerak. Mana e'tibor bersak, xatolarimiz o'sha biz mirfaqay mana nima deymiz, chig'onoqqacha yuvishimiz kerak bo'lsa, shuni shu yerga chiqamiz, uni birga yurmaymiz, bu yerni qolib ketadi. Oyoqlarni yuvganda ba'zan oyoqni tagi qolib ketadi, orqasi qolib ketadi. Men shogirdlardan ko'rib aytaman, bu noto'g'ri tahorat, shoshilmasdan oling, hamma joyga suv yetsin. Erinmang, qarang. Bu tahorat shunday bir Allohning bizga bergan marhamati, imkoniyatiki, Rasulimiz alayhissalom aytdilarki, kim tahorat olib qo'lini yuvarkan, uni qo'llaridan gunohlari oqib tushib ketadi, hatto tirnoqlarini orasidan, dedilar. Kim yuzini yuvarkan, ko'zlaridan ham gunohlar tushib ketadi, hatto kipriklarini ostidan tomib ketadi gunohlar, dedilar. Mana shunday marhamat qildilar. Og'izni yuvganimizda og'izlardan gunohlar tushadi. Nima o'sha qilgan gunohlarimiz bo'lsa, agarki biz niyatimizni chiroyli qilib, o'sha haqiqiy tahorat olayotganimizni his qilib ibodatlar qilar ekanmiz, mana shu maqom bor. Shuning uchun hech ham tahoratga befarq bo'lmasligi kerak. Chiroyli qilib olib tahoratni hammasini e'tiborga olishlik kerak. Va xususan shuning uchun aslida tahoratni imkon qadar uyda olib shoshilmasdan masjidga kelishlik kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomning juda ko'p hadislarida kim juma namoziga g'usl qilib yoki bo'lmasa tahorat qilib kelganda fazilatini alohida ta'kidlaganlar. Alohida aytadilar, kim uyida juma uchun g'usl qilsa, tahorat olsa, muattarlansa, chiroyli kiyinib kelsa, bir qadami savob bo'lsa, bir qadami gunohini yuvib boradi deganlar. Mana Masjidul Qubo. Masjidul Qubo masjidi bor, bilasizlar. Madina munavvarada. Payg'ambarimiz alayhissalom kim tahorat olib kelib shu yerda namoz o'qisa, umrani savobini oladi deganlar. Shuning uchun imkon qadar o'zi uyda tahorat olib, o'sha tahorat va g'usl bilan muattarlanib masjidga kelishga harakat qilish kerak. Shunda shoshilmasdan olamiz tahoratni, bemalol olamiz,
kamchiliklarim, nuqsonlarim bo'lsa, o'sha joyda to'g'rilaymiz. Shoshilib tahorat olgan odam namozni ham shoshilib o'qiydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bugun biz alohida yana tahoratga to'xtalayotganimiz azizlar juda muhim. Men hozir bir hadis aytaman sizlarga. Bu hadisni eshitgandan keyin men o'ylaymanki, bu yerda o'tirganlar hammamiz tahoratga e'tiborli bo'lib qolamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni aytdilarki, "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. Do'stlarimni sog'inib keldim dedilar. Shunda sahobalardan birlari aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz emasmizmi do'stingiz?" Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam ularga qarab aytdilarki, "La yo'q" dedi. "Antum ashabi, sizlar mening sahobamsizlar. Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirganlar" dedilar. Bizni aytdilar. Do'st dedilar. Sog'inishligini aytdilar. Ko'rgisi kelganligini aytdilar. Hatto sahoba taajjublanib, "Biz do'stingiz emasmizmi?" deganlarida ham, "Sizlar sahobam, sizlar haqiqiy do'stlarim, keyin keladi" deb bizni aytdilar azizlar. So'ngra sahobalar yana so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'zlari bizni taniydilar, ko'radilar. Endi o'zlaridan keyin o'zlarini ko'rmasdan iymon keltirgan o'sha ummatni ham qiyomatda taniysizmi?" dedi. Rasulimiz alayhissalom ularga qarab aytdilarki, "Agar sizlarning ko'p otingiz bo'lsa, otlarning ichida bittasi g'urra muhajjirin bo'lsa, ya'ni bittasini peshonasida, oyoqlarida oq qashqasi bo'lsa, mana shuni tanib olasizlarmi?" dedilar. "Ore, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, tanib olamiz. Agar ko'p otimizning ichida ba'zi birlarida shunaqa qashqasi bo'lsa, ajratamiz" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhissalom aytdilarki, "Mana bu ummatlarim mana shu g'urra muhajjirin holatlarida, ya'ni peshona va qo'llaridan tahorat olgan joylardan chiqib turgan nuri bilan keladi, mana ular tanib olaman" dedilar. Qiyomatda Rasulimiz alayhissalom sizni birinchi bo'lib ko'rib tanishini xohlasangiz, tahoratda doim bo'lasiz. Bu sizni, bizni ko'rsatadigan hujjatimiz. Ko'pgina insonlar ichida shundoq payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qararkanlarda o'sha chiqib turgan nurni ko'rib, "Mani ummatim bu" deb ajratarkanlar. Bu hadisni eshitgandan keyin qanday qilib tahorat olmaymiz? Bu go'yoki uzoq safarga ketadigan odam pasportini uyga qo'yib chiqish bilan barobardir. Hozir bir joyga safarga ketadigan bo'lsangiz, albatta qo'lingizda javozat safaringiz bo'ladi, pasportingiz bo'ladi. Chunki aeroportda boshqada bu bo'lmasa, sizni kim kifoya? Demak, bu dunyoda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bizni tanib olishlik uchun o'sha hujjat tahorat bo'lish kerak. Ana shuning uchun tahoratga juda ham e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Men talabalik davrimda ustozim Alloh rahmat qilsin, birinchi bo'lib mana shu fiqh ilmini o'qishni boshlaganimizda tahoratdan boshlaganmiz. Tabiiyki, bu hamma fiqhda shunday ketadi. Birinchi tahoratdan boshlanadi. Bu demak o'sha poklikning bir nishonasi bo'lganligi uchun hamma fiqh kitoblarining boshida kitobi tahoratdan boshlanadi. Ustozimizga aytdimki, buni bir hafta, ikki haftada tugatib qo'yarmiz deb muxtasar qisqagina desam, kuludilar. Qani oxirgi imtihonda gaplashamiz deb. 6 oymikin o'qidik. Sharhlari bilan boshqa bilan. Keyin men bildimki, men tahorat deganda faqatgina yuvib qo'yishni tushunamiz ekan. Bu tahorat bobi shunchalik katta ekanki, bu o'sha biz aytgan vududan tashqari g'usl va tayammumlar, suvlarning hukmlari, najosatlar va boshqa qancha masalalar mana shu tahoratning ichida ekan. Shunchalik ulamolar e'tibor berganidan har birini daqiq-daqiq qilib bizni fiqh kitoblarimizda yozib ketgan. Hammasiga javoblar bor. Bir necha asr muqaddam yozilgan bo'lsa-da, bugunga ham to'g'ri keladigan bo'lib, har bir masalaning javobi bor. Lekin biz undan juda ham bexabar, g'aflatda qolib qolgan ekanmiz. Ana shuning uchun azizlar, zero bitta jumamiz hammasi tahoratga yetmaydi gapirishimizga. Lekin bugun biz bir eslatma qilamizki,
tahoratga bir e'tiborli bo'lib, yanada ham shu ibodatimiz mukammal bo'lishiga harakat uchun biz tahoratni aytib chiqyapmiz. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Astag'izu billah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Mana bu oyatning kalimada Alloh azza va jalla bizga namoz o'qishdan oldin lozim bo'lgan buyruqni beryapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar namoz o'qib turadigan bo'lsalaringiz, namoz o'qishga kirishadigan bo'lsalaringiz, u holda albatta yuzlaringizni, qo'llaringizni tirsaklarigacha yuving, boshlaringizga masx torting va oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuving deb marhamat qildilar. Xudo Alloh taolo. Mana bu oyati karimadan kelib chiqib, ulamolarimiz tahoratning 4 ta farzi bor dedilar. Mana shu yuzni yuvmoqlik, qo'lni tirsaklari bilan yuvmoqlik, boshni 4dan biriga mas tortmoqlik, oyoqlarni yuvmoqlik mana shu farz. Qolgan tahoratimizdagi qilinadigan amallarni, yuviladigan a'zolarni endi Rasulimiz alayhissalom o'rgatdilar. Bu sunnat. Buni Rasulimiz alayhissalom o'zlari qilib berdilar, ko'rsatib berdilar va mana shu mening tahoratim, boshqalar ham shunday tahorat olinglar deb o'rgatdilar. Shuning uchun endi tahoratlarni mana shu payg'ambarimiz alayhissalom o'rgatgandek qilishligimiz lozim bo'ldi. Mana yuqorida men aytgan hadisni matnini o'qib siz azizlarga eshittiraman. Bu Imom Ibn Majah tomonidan rivoyat qilingan Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytadilar: "Ida tawadda'a al-'abdu al-mu'min famadmada kharajat al-khataaya min fi." Agar bir banda, mu'min banda tahorat olsa-yu, tahorat olganda og'izlarini chayqasa, mana shu og'izlaridan, lablaridan hamma xatolari tushib ketadi. Qancha xatolarimiz bor? Noto'g'ri gaplar gapirib qo'yamiz, g'iybat qilib qo'yamiz. Alloh bizni kechirsin. Gunoh gaplarni gapirib qo'yamiz. Endi o'sha tahorat olayotganda shuni eslab, shu qalbimizdan o'tkazib, Allohim shu men og'zimni chayqayapman-u, ammo mana xatolarimni ham shundan tushirgin. Kirligini, badbo'ylikni, nopokizalikni ketkizishlik bilan birga meni ma'naviy poklagin deb niyat qilib tursak, inshaalloh hadisga muvofiq o'sha og'zimizdan gunohlar to'kilib turar ekan. Fayda istansara kharajat al-khataaya min al-fihi. Agar burnini qoqsa burnidan tushib ketadi gunohlar deyaptilar. Yuzini yuvsa yuzidan hatto o'sha kipriklari ostidan tushib ketadi. Qo'llarini yuvsa qo'llardagi xatolardan hatto tirnoqlari orasidan, boshiga maxsus tortganda boshidan, quloqini maxsus qilganda quloqlaridan hamma xatolar tushib ketadi. Rasulimiz alayhissalom aytdilar. Va keyin esa masjidga yurib borishi va namoz o'qishi unga qo'shimcha ajr beradi dedilar. Ana shuning uchun tahoratga juda ham e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Yana bir hadisi sharifda Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Ala adullukum ala ma yaqulloha bihil xatoya." Sizlarga xatolarni yuvib yuboradigan, xatolarni ketkizadigan narsani o'rgataymi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Mana shuni sizlarga dalolat qilaymi deyodilar. Sahobai kiromlar o'rgating dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, unda tahoratni mukammal qilinglar va masjidlarga qatnash va bir namozdan so'ng boshqa namozni kutish mana shu murobitlikdir dedilar. Ribotdir dedilar. Ya'ni demak, tahoratni olib, yana o'sha tahoratni ketkizmay masjidga kelib namoz o'qib, boshqa namozni kutib turish, mana shular hammasi go'yoki bir murobribot deganda bu soqchi o'zi aslida. Xuddi bir jangda turgandek, ya'ni o'sha gunohlarga qarshi turishlik, shaytonga qarshi turishlik bo'ladi. Shayton doim bizni gunohga boshlaydi. Ana o'shin bilan kurashishlikning eng yaxshi yo'li tahoratni chiroyli qilishlik, mukammal qilishlik va masjidda namozlarda bo'lib, ana undan keyin yana boshqa namozni kutib turilganda hamma albalga xatolar yuvilib turadi. Hammasi yuvilib turadi.
Şu oranda azizler taharet kılıçlıydı, tertibini hem bir kadar örgütüp koyamam. Çünkü yaşlarımız var, yangi namazxonlar var. Bugünkü mavizamızda asli taharet ilmi bo'lganligi uchun bunu aytib o'tishimiz kerak. Taharetli Bismillah bilen niyet kılıp iki kolunu boğunu geçip üç mertli yuvuştan başlayın. Bismillah bilen başlar kerek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nemeyi ki iş kılınarken eğer bir Bismillah olsa o abiter dediler. O kesik. Sahabı yok. Şunun için elbette onda biz sahabdan bir bakıra bu kalamız. Yani şunun için taharet başlayışımızda niyet kılıp Bismillah bilen başlayışımız kerek. Ağzını üç mertli yuvuladı, gara gara kılınadı, misvak ya ki olmasa kol ya ki başka vasita bilen ağzını yuvuladı. Büyüm var. Elbette gara gara kılışlığımız, itibar bilen yuvuşlığımız gerek. On kol bilen burunge su alıp çap kol bilen kalkıladı. Ve bu işini üç mertli kaytaradı. Kekin yüzünü yuvadı. O şey yüzünü yuvgende sol çıkan cahiden yakni astıları ve kulağını yumuşakları atrapıda yuvuş gerek. Kuvvetçilik menajı kısmını ile yuvup koyadı. Yüzünü yuvuşlukta köpleri itibar vermeydi. Yüzünü o şey sağ çıkan cahiden yakini astike kadar bu kulağından bu kulağının arası vacih bana şu yüz deyilen. Şunu elbet yuvuş gerek. Bulmam itibar bana yuvuş gerek. Kalp gitmesin. İki kolunu avval on keyin çap kolunu tırsakları ile yuvuş. Bana şu tırsaklar elbet yuvuş gerek itibar veriyle. Kovupçilik öyle ki nimada körgen de filmlerde başka da körgen kattelerde bunu akıllı taharat alışın. Bana şu taharat alıştı bu elinde de suda bunu da akızıp koyardım. Bu yemez, bu maksat o yuvuş. Bu tırsak yuvuluş gerek. O şey tırsaklarını elbette yuvuşluğu lazım buradı. İki kolunu hülle başını hemme cahaya kekin ayağlarını yuvadı. Ayağını yuvgen de yem o şey aşıkları bile ayağını parmağlarını hilal kılıp kolunu parmağlarını hilal kılıp aralarına su kirkizmiş gerek. Ana bundan ki bahşi mahsut ortaladı. Bunda yem o şu kullarını kollab. Demek o şu kulağını yem mahsut kılıp kekin bizim mezhabımızda bana boyunca mahsut ortaş var. Başka mezhablarda bu yok bizde. Lakin o şu yakşı amel kısaltmaladı bir yem. O şu Allah'tan sorak boynumuzu azaptan kutkar giyin, azat kılgın degen manada bunu yem inşallah koyarız. Taharat azalarını yuyatkenimizde, taharatını tüketkende yukarıda aitilingen hadiske muhafı kelime-i şehadetini aitip tüketip çıkıladı. Taharat aliyatkende dünya sözlerini aitilinmeydi, salam verilmeydi taharat aliyatken adamge. Bana şunu diye kılıp taharatını aladigen bolsa, indi inşallah bunge cüde sahaplarını aladı. Ama lekin bitti hatalarda ihtiyat buluşunuz gerek, aynısı aitip koyuşunuz gerek kızlarımızge. Namazxon kızlarımızın Allah ibadetlerini köpeytirsin. O şey tırnakları ki lak deyimiz, lak sürke boğazan bolsalar. Ya ki bu mesela saçıgı su ötkezmeyedigen boyaklarını kıvalgan bolsa onda taharet gusül ötmeye kaladı. Bunge itibar karış gerek. O şey aynısı kraskede bu o şey tanenin asasi cahigi su yetmeydi. Şunun için namazxon kızlarımız, Müslüman mu'mine kızlarımız, ayollarımız elbette onu aldın ketkisi, kekin taharat alışılıkları gerek. O şey lakları bozsun ya ki saçlarını boyaşlıktan cüdeyem ihtiyat buluş gerek. Şunun için hına da boyaladı. Hına bu tabi bu geldiği için su utkizer. Hınanın ruhsat. Ama kreske bozsa bu su utkizmeye kaladı. Ertege bu gusülüyem utmeye kaladı. Neticede cünüp halatı da bizge hizmet kıladı, avukat kıladı, bala çıkamızı aldı yürüdü. İrtige keyni bu ibadeti var, zikri var, Kur'an'ı var, namazı var degendik cünüp halatı da bu kıladı. Şunun için pak polisliğine itibaren biz şunu örgü değilik ki her bir azage su yetip varsın. O şey aynısı gusuldu. Eğer bunu deyip olmasa bunda ona namazı ötmeye kıladı. Ve yine bitti biz tamamen kılınadığın etibarsızlıklarımız cüdeyen suni köp ısırap kılamız. Cüdeyen köp ısırap kılamız. Aynıksa mescidlerimizde hem hazır şeraitlerini yaratıp koyul yaptı. Namlalarımız, yakşı hamilerimiz, hem Toshkent şehrinin mescidlerinin taharat khanasını bugün elden kelgenler kail kalıp mahde yaptı.
bunaqa tahoratxonalar yo'q. Mana ko'p yurtlarga boramiz, hatto ko'p yurtlarda o'sha tahoratxonalarga issiq suv qilinmagan. Bizda alhamdulillah issiq sovuq suvlarni qilib qo'ygan, lekin o'sha tahorat olishlikda bitta g'uslga ketadigan suv ketkizib yuborsa ham qo'lini ochib turib mana shu yaxshi emas. İlacı var ki, o şey suda iqtisat kılışımız gerek. Suda iqtisat kılış gerek aslında. Çünkü Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam bir sahabanı taharat ola etkenini görüp, bu kanaka taharat ola iş. Şimdi iklimi suda israf kıladı mı degenleri de, ha, namaz için, ibadet için, taharat, huzur için hem suda iqtisat kılış gerek mi degenleri de, Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam ettiler ki, ha dediler. Hatta akıp durgen arıqda, anharda taharat ola etken bu şeyle mi iqtisat kılasan dediler. Çünkü bu israf en yaman narsalardan. Bugünlük günde endi ilacı yok. Hazır mesela o şey bize üylerimiz hamması şunge maslaşken, o şey su ketişige maslaşken. Lekin şimdi bolsa da biz özümüz, vicdanımızını ihtiyat kılıp o şey israfta aldığını alıştığımız gerek. Az yine işletip yeterlik derecede işletiş gerek. Şimdi elbette bu da yani o şey suda iqtisod qilib bir marta yuvib qo'ying degani emas. Tahoratda hamma odobi sunnatiga muvofiq qilib. Endi ajib ham bo'ladi-da, masalan, tahoratga bir marta yuvib turib, mashinamizga 100 litr suvni yuvib ishlatamiz-da tushib. Bu ham bo'lmaydi. Tahoratni ham chiroyli qilaylik, sunnatini joyi qil, lekin isrofni oldini olaylik. Ayniqsa masjidlarda. Masjidda bu namuna bo'lish kerak. Iloji boricha o'shini ko'rsatib berish kerak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytgan ekanlar ki, taharat olayotganinglarda oyoqlarda ayniqsa yuvganda o'sha har biriga e'tibor beringlar. Do'zax olovidan tovonlarni holiga voy degan hadislari bor ekan. Oyoqni tovonini aytyaptilar. Do'zaxni olovidan tovonlarni holiga voy deb, chunki ko'pchilik tovonni yuvmay qolar ekan. Mana shu taharat olayotganlarga qaralsak, o'sha oyog'imizni tovon qismini yuvmay qolamiz orqasini. Shuning uchun albatta bu narsalarga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Har bir yuvish kerak bo'lgan joylarga inshaalloh biz bu narsani e'tiborini qaratishligimiz kerak. Endi albatta bugungi kunda yana bitta masala bor, tahorat haqida gapiradigan bo'lsak, oyoqlaridagi kiyilgan kiyim poyabzallarni bazılarga mahsullarga mahsul tortish. Bizda o'sha mahsul deb atalamiz kiyadigan narsamizni arablar xuf deydi buni. O'sha biz masxni nuqtai nazardan buni mahsul deb olganmizda, o'zi masx arabchasiga masx qilmoqlik, silamoqlik, surkamoqlik degan ma'noni beradi. Xuf, ya'ni o'sha biz kiyayotgan o'zi mahsullarimiz o'shuning uchun olingan, o'shini tepasidan orqaga tortib qilinadi. Bu yerda bir ajib hikmat bor. Sahobalardan birlari, ulug' sahobalarimiz aytgan ekanlar, agar aql shariatga bo'ysinadi, shariat aqlga bo'ysinganda mana mahsulni tepasiga emas, pastiga mahsul tortgan bo'lardi. Chunki yuradigan joyimiz qo'qmasdan tepasiga tortamiz. Lekin aql pastga tortish kerak deydi. Agar aqlimizga qarasak, haqiqatan shunaqa deydi. Bir xilgilarda hozir shunaqa gapi bor, men o'ylashimcha, menimcha degan gapni ishlatib qo'yishadi. Bir narsa gapirsangiz, gapingiz to'g'ri, lekin menimcha bunday bo'lish kerak. Kecha sizningcha kerak emas. Menimcha ham kerak emas. Shariat nima deydi? U aql shariatga bo'ysinadi. Shariat tepasiga tort dedimi, tepasiga tortamiz. Sahoba aytibdilar, agar aqlimga bo'ysinganda edi, men pastiga tortardim. Lekin shariat shunaqa ekan. Bu hikmatini Alloh va uning rasuli biladi xolos. Nima uchun bunday dedilar, o'zlari biladilar. Biz muhokama qilmaymiz. Hozir shu kunda ayni shu masalada yana tortishuv bo'lib, ha, mana javrob masalasida. Javrob masalasi hozir biz diniy idorada buni alohida ko'rib chiqyapmiz. O'sha paypoqqa maqsad tortish masalasi bugun ko'ndalang. Ko'p ayniqsa qish kunlarida menga ko'p joyda shu savolni beryapti. Falon diyorga borsam, yaxshigina bir odam bilan bo'ldim, oyoq paypoqqa maqsad tortdi. Bizning mazhabimizda va boshqa mazhablarda ham o'zi to'rala mazhabda ham shunaqa, bizning tilimizdagi hozir naskiyga maqsad tortilmaydi. Paypoqqa tortilmaydi.
Peygamberimiz Aleyhisselam cevrapge maks tortgenler dese o şey cevrap nümayligi bugün örgeniş muhum. Cevraptı. Hazır nüme kılıyap biz. Aleyki lügat kitabını açıp karası lügatta bu paypa hazır ki bizini naskiydi kursatı koyuyordu. Yok cevrap olmaz. Cevrap bu kalın paypa. Kalın kiyedigen ayak kiyimi bogen ve onge su ötmegen özde sayır kılsa ta ki yırtılmegen narsa bogen. Bu hutta hali valinkege oşegen narsa aslı. Uyam cündan bugün, bilmediğimiz, hani oşe narsalar cevrap bugün. Lekin hazır ki, ben bitti, gitmenge aitti, hadisini korsatım. Hop oşe cevraptı, paypa adep tercüme kılıyetken bolsengiz ham, oziz aklan olin ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam davralarda kaysi tekstil fabrike bu naskide çıkar vergen. O davrada kanaka bugün, bilasız mı? Bilmem, olmasa, ibadet masalası türgende, hazır yukarıda etkendik, menimçanı bir çekiye koyuş gereğiydi, fatuaya amal kılış gerek. Nemege maks tartsa boladı, aşığını berkitip duruyordu gön, üstüge su kuygende içige su ötmeydi gön, ozi bilen bir farsak sayır kılsa yırtılıp gitmeydi gön, oşu kiygende paske çüşüp komeydi gön, narsige kılınan. Tamam, şuna kadar şu şartlarge topulsa bir emolar kısın. Nemede bosaya. Şimdi hazır zamana evi cevraplar çıkıyıp da o şartları beceredik. Su otkizmeydi, ozede sayır kılsa yırtılmaydı. Bana bu başka gel. Lekin ibadet masalası ki yengil karaması gerek. Ha bu bolu uğrarken iş gerekmez. Onun için haliki yukarıda etkendik. Eğer nüksanlı bu kılsa namaz bulmaydı. İhtiyatını kılıp amel kılıçlı gerek. Hazır şu günde bizim fatva merkezimizdeki hamma ulamolar birlashib eng o'sha nozik masalalarimiz bugungi kundagi eng nozik masalalarimizni alohida o'zimizni fatvo markazida fatvosini ishlab chiqib taqdim qilamiz kitob qilib kitob tariqasiga olib kelyapmiz. O'sha bunda o'sha masjidga mas tortish masalasi, musofirlik safari masalasi bugungi kunda eng tortishib bo'lyapti. Necha kilometrdan musofir bo'ladi? Buni hammasini amali isboti bilan qilyapmiz. Fatvo markazimizdagi yigitlar, ulamolarimizga ming rahmat. O'sha bitta narsani fatvosini berishdan oldin amalda qilyapti. Masalan, 3 kunlik safar degan bo'lsa, bitta odamni yollab o'zi orqasida yurib piyoda yurgizib turib ko'rishyapti. O'sha qaysi maqsadga maqsad tortish mumkin? Bir farsax 5-6 km yursa yirtilmaslik kerak desa, kiygizib o'sha narsada yurgizib ko'rilyapti. Ham ilmi, ham amali o'rganilyapti. Hammasini qilib bo'lganimizdan keyin inshaalloh buni fatvosini alohida butun masjidlarga tarqatamiz. Lekin hozir qadimdan kelgan ustozlarimiz o'rgatgan, mazhabimiz o'rgatgan mazhabdagi ko'rsatmaga muvofiq faqatgina o'sha belgilangan maqsadlargagina maqsad tortamiz azizlar. Naskiga maqsad tortmaymiz. Unda namozimiz namoz bo'lmay qoladi. Bizni ibodatimiz ibodat bo'lmay qoladi. Maqsad namoz o'qish. Maqsad Allohga ibodat qilish. Shunday ekan, bu narsaga e'tibor berishga qolaversa hozir hamma sharoit bo'lgandan keyin. Suv yuvishlik imkoniyati, issiq suvlar hamma narsa imkoniyat bo'lgandan keyin bu narsaga dangasalik qilmaslik kerak. Va bunday fatvo berishlardan o'zimizni saqlashimiz kerak. Demak, muhtaram azizlar, mana aytib o'tgandek biz tahorat haqida juda ham muxtasar bayon berdik. Men o'zi aslida iltimos qilgan bo'lardimki, buni alohida bir endi biz tahorat haqidagi ba'zi masalalar borki, buni katta bir ommada aytishimiz noqulay bo'ladi. Ayniqsa hozir hamma narsa yozilyapti, tarqatilyapti. Faqatgina kattalar o'zi eshitishligi kerak bo'lgan yoki yolg'iz eshitish kerak bo'lgan masalalarimiz bor. Agar bir joyda hozir ota bilan farzand birga o'tirgan bo'lsa, ularni xijolatga qo'yib qo'yishligimiz mumkin bo'lganligi uchun biz chuqur kirmayapmiz. Usul haqidagi boshqa masalalarimiz bor. Juda ham bu e'tiborlik masala. Bu istihoza masalalari bor va boshqa nifos, hayz masalalari bor. Buni endi hammaning oldida aytib bo'lmaydi, lekin buni aytib bo'lmaydi deb qo'yib qo'yadigan masala ham emas. Buni o'rganish kerak. Yakka tartibda bo'lsa ham donalardan so'rab hozir o'sha kitoblar chiqyapti mana tahorat bobidagi. Ulardan bo'lsa ham o'rganib qo'yish kerak. Bilmasa savol berish kerak. Bilmasa savol berish kerak. Qanday qilamiz? Chunki bu hazillashadigan narsa emas. Bu poklik masalasi o'ta muhim masala.
Hala aytganimdek, chiroyli tahoratda yursak, qiyomatda payg'ambarimiz alayhissalom bizlarni tanib olishlariga sabab bo'ladigan bir vosita ekan, bunga albatta e'tibor qilishimiz kerak. Duo qilaylik Alloh taolo bizlarni hammalarimizni ham badanda, ham qalbda, ham ruhiy poklanishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh poklarni yaxshi ko'rar ekan, bizni o'sha yaxshi ko'rganlar qatoridan qilsin. Ko'p tavba qiluvchilardan, pok yuruvchilardan qilsin. İbadetimizi makbul eylesin. Allah'a gazze ve celle hammalarımızın kıyamet kayın bölgende Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu benim ümmetim eken bunu taharet olgan joylardan nur çıkıp duruştu deyip acilatıp oladigan nurli buluştukimizi münavvar bulup duruştukimizi Allah nasip kılsın. Ve sallallahu ta'ala ala khayr halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu akbar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.